Muhterem, sen varsın diye şıngırdatmıyor. Yoksa böyle zangoç gibi çan 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 kulağımızı çınlatıp duruyor. Ruhi sus, buraya seni dinlemeye gelmedim. Ona, Rus çarına söyleyin. Başlarında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı kökünden kazınmadıkça ve en genç muhariplerimden en yaşlı naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlat ve ayalimi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz, tek başıma son nefesime kadar sizinle yine dövüşeceğim. Son cevabım budur. Şeyh Şamil, bu tüyleri diken diken eden, gözlerden kızılırmak gibi yaşlar akıtan, sözleri söyleyen kahramanın adı Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'dir. Allah! Babacığım ve kardeşlerim, Kafkasya şırıl şırıl suların akıştığı, dağlarında kekliklerin ötüştüğü, çimeninde koyunların meleştiği, mümbit topraklarında mis kokulu kafam kadar elmaların, gövdem kadar kavunların, ez cümle batnacıla olan her türlü hububatın zahirinin yetiştiği, yaş çay yaprağı destekleme alımlarının yapıldığı ve çullukların yumurtlama mevsimine dikkat edildiği, üzerinde Mesut ve Bahtiyar'dan şarkılar söylenilen bir coğrafyadır. Neresi lan burası bir can? Karadeniz mi lan? Abi yukarısı, daha yukarısı. Heyhat, dünyanın her zamanında Romalılardan İngilizlere kadar bütün coğrafyalarda böyle cennet köşesi topraklara bakan, ağızlarından sular akan, it yağları akasıca gözler olmuştur. İşte o zamanın Çarlık Rusyası da bu güzelim topraklara gözünü dikmiş, tankla, topla, tüfekle, izli mermiyle, işsiz roket atarla, sukutlarla, kruizlerle saldırmış ve kendinden emin bir psikolojiyle benim, benim diye hücum etmiş. Mazlum Kafkas halkı vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara madenini diye inlerken, akabinde ve detayında sırrım gibi baba yiğit doğan aya doğdum dedirten kara kaşlı, kara gözlü bir genç çıkmış. Allah Allah, Muin-i Settar, Leyli-i Vennehar, Padişah-ı Zülcelal, Hastur, Haydi, Ya Allah diye düşmanın üzerine kartal gibi öyle bir atılmış ki cümle Moskov, oh, mamma mia bile diyemeden manav tezgahındaki domatesler gibi dağılmış konserve fabrikasına malzeme olmuşlar. Allah Allah! Kardeşlerim, aynı bizim Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Anafartalar'da yaptığımız gibi Kafkas halkı da Şeyh Şamil'in liderliğinde tam 30 yıl boyunca karların altında kuşları havada dondurup mecburi iniş yaptıran soğukta düşmanın
iflahını kesmiş. Rus komutanlar Şeyh Şamil'e dünyaları vaat etmiş. Trilyarlarca dolarları, katları, yatları, en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi Rus manitaları önüne sermiş. Ama Kafkas Kartalı vermem dünyaları alsam da bu cennet vatanı felsefesini şiar edinip vermiş kılıcı bu emek hırsızı sömürgeci zihniyetin gözüne gözüne. Adi zihniyet. Heyhat kardeşlerim, su uyur, düşman uyumaz derler. Ulan koskoca 30 yıl geçti dile kolay, şurada emekli olmadan geberip gideceğiz diyen düşman, mertlikle alamadığı toprakları hileyle almak için kadın, ihtiyar, çoluk, çocuk demeden köyleri yakmaya, zulmetmeye başlamış. Ufacık bebelerin ıngasına bile vicdanları sızlamadan yakıp yıkmışlar. İşte o zaman bunca yıl kahramanca direnen Kafkas kestane şekeri gibi tatlı insanlar pes etme noktasına gelmiş. Etrafta teslim olalım lafları dolaşmaya başlamış. İşte o an Kafkas Kartalı dev yara asa kanatlarını açıp kükremiş. Bundan böyle kim teslim olalım derse 100 sopa vurulacak. Millet fakr-ı zaruret içerisinde kalkıp Şeyh Şamil'in anacığına gitmiş. Aman Valide Sultan, bize 100 kırbaç var ama oğlun seni kıramaz. Ne olur söyle, teslim olalım. Öyle yokluk içerisindeyiz ki esaret altında Moskov'un bir lokma tayınına razıyız demişler. O kadın da ana, onun da yüreği var. Bir sütü kesilmiş kadınlara bakmış, bir el kadar kalmış bebelere bakmış, dayanamamış. Çar naçar oğluna gitmiş, teslim olalım demiş. Şeyh Şamil neye uğradığını şaşırmış, bir anacığına bakmış, bir verdiği sözü hatırlamış. Teslim olalım diyene 100 kırbaç. Allah'ım merhamet. O kahraman kartal gözlerini dikerek halkına seslenmiş. Ben ki hürriyet ve istiklali için savaşan Kafkas gazilerinin en aşağısı Şeyh Şamil. Bu yanındaki suçlu ise anamdır. Kuşkusuz merhametinden böyle konuşmuştur. Ama yaşlı ve zayıftır. Bu yüzden cezasını varisi olan oğlu çekecektir demiş. Üzerinde kazalardan lime lime olan gömleğini çıkarmış. Almış eline kırbacı, kendi vücuduna vurmuş, vurmuş, vurmuş. Aga, annesi haklı çıkmış, teslim olmuşlar sonunda. Bu konu beni aşar. Ehli burada. Ne diyorsunuz babacığım? Analar önce evladını düşünür, evlatlarsa önce vatanı. Kader, analarla evlatlar arasında ağını örer. Bu bağ, anaya evladını, evlada vatanını çiğnetmez. Baba, büyüksün. Büyüksün baba.